Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Instagram hakkında ufak bilgiler vereceğim. Ufak bilgiler dediğimde ne diyorsanız, Instagram'da hesabınızı nasıl organik bir şekilde büyütebileceğiniz hakkında bilgiler vereceğim. Yani madde madde hepsini işleyeceğiz, göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce hala değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Instagram hesaplarını insanlar takip etmeden önce ilk baktıkları şey, ilk dikkat ettikleri şey profil resimleri oluyor. Profil resimleri ne kadar dikkat çekici ve ne kadar sayfanızın kategorisine uygun olursa o kadar çok tıklanma isteği uyandıracaktır. Bu yüzden profil fotoğrafları çok önemli. Mesela bir mizah sayfanız, eğlence sayfanız, oyun sayfanız varsa eğlenceli fotoğraflar, ilgi çekici, renkli fotoğraflar, böyle çok karanlık değil, renkli fotoğraflar koyarsanız insanların daha çok dikkatini çekecektir. Profil resimleriniz ne kadar dikkat çekici olsa da, ne kadar güzel olsa da insanlar sadece profil resimlerine göre sizi takip etmiyor. İçeriklerinize göre, paylaşımlarınıza göre takip ediyor yani. Paylaştığınız içeriklerin çözünürlüğü yüksek olması gerekiyor. Yani insanlar bakınca bunu bu fotoğrafta kalite akıyor. Yani okuduğu şeyi güzel anlayabiliyor. Çözünürlüğü yüksek yani. Başka bir hesaptan direkt ekran görüntüsü alınıp paylaşılmamış gibi his uyandırması gerektiriyor. Bu yüzden çözünürlüğü yüksek olması gerekiyor. Paylaştığınız içeriklerin, fotoğrafların veya videoların. Açtığınız Instagram hesabı veya kullandığınız Instagram hesabının büyümesini istiyorsanız asla ve asla gizli hesap olarak kullanmayın. Gizli hesap kullanırsanız Instagram'ın keşfet, büyüteç olan kısmında gönderileriniz gösterilmez diğer insanlara. Yani bu yüzden gizli hesapta kullanmayın. Bir de paylaştığınız gönderilerin açıklama kısmına 5 adet hashtag koyun. Yani etiket koyun. Paylaştığınız gönderinin içeriğiyle alakalı 5 adet güncel etiket koyun. Yani güncel olmayan etiketleri kullanmayın. Çünkü güncel olmayan etiketler gereksiz çöp etiketler. Bu yüzden etiketleri kullanmak, etiketleri doğru kullanmak çok önemli. Şimdi profil resminizi yaptınız. İçeriklerinizin kalitesini, çözünürlüğünü, ne tür kategoride paylaşım yapacağınızı seçtiniz. Artık paylaşım yapıyorsunuz diyelim. Paylaşımların kalitesi kadar da hangi zaman aralıklarında yayınlandığı da çok önemli. Paylaşımlarınızın sürekliliğini getirmeniz gerekiyor. Süreklilik olmazsa takipçi kazanamazsınız, etkileşim kazanamazsınız. Yani bir hafta düzenli olarak gönderim yaptınız, bir hafta da yapmadınız. Hem etkileşim alamayacaksınız, hem takipçi alamayacaksınız. Daha da önemlisi takipçi düşüşüne neden olacaktır. Mesela siz şöyle dediniz, günde 5-6 tane gönderi paylaşayım dediniz ama bu gönderileri belirli zaman aralıklarına yayın. Hepsini aynı zamanda paylaşmayın. Mesela bir gönderiyi 12'de paylaştınız, diğerini de 2 saat sonra, 3 saat sonra paylaşın. O şekilde kendi zaman diliminizi bulun yani. İnsanların hangi zamanlarda Instagram'da aktif olduğunu, kitlenizin ne kadar aktif olduğunu, süreleri ayarlamanız gerekiyor. Eğer Instagram hesabınızı gerçekten büyütmek istiyorsanız dediğim gibi çok bak, istikrarlılık gerçekten çok önemli. Devam edeceksiniz, her gün böyle paylaşım yapmaya devam edin. 1-2 gün gelmiyor, 3 gün gelmiyor, 4 gün gelmiyor. İstikrarınızı bozmayın. Bu şekilde devam edin yani. Peki diyorsunuz, paylaşımların saatini nasıl ayarlayacağım? Bir hafta boyunca böyle devam edin. Hangi saatlerde daha çok etkileşim alıyor, hangi saatlerde etkileşim almıyor? Bunları belirleyerek zaten profesyonel hesabı geçince istatistikler kısmından detaylı bir şekilde istatistik sunuyor size Instagram. O saatleri bulun, o saatleri ayıklayın. Deneme yanılma yöntemiyle insanların etkin olduğu zamanları bulun. O saatlerde paylaşım yapın. Şu ana kadar dediklerimin hepsini güzel devam ediyorsunuz. Fotoğrafınızı belirlediniz. Paylaşımlarınızın kalitesini, çözünürlüğünü belirlediniz. Saat dilimini, paylaşım yapacağınız zaman aralıklarını belirlediniz. En önemlisi de etkileşimi arttırmak. Etkileşimi nasıl arttırırım diyorsanız, mesela bir fotoğraf paylaşıyorsunuz. Açıklama kısmına rastgele bir şey yazmayın. Rastgele bir şey yazmayın. İnsanların yorum yapacağı bir şekilde açıklama yazın. Mesela bir tane fotoğraf paylaştınız. Bir şey şöyle yapmış. Açıklama kısmında da ne düşünüyorsunuz gibi soru sorun. Her fotoğrafın altında ne düşünüyorsunuz diye sormayın. Fotoğrafın içeriğin, konusu hakkında sorular sorun takipçilerinize. Bu şekilde etkileşimi arttırarak hem fotoğraflarınız önerilir keşfette, hem de takipçilerinizin ana sayfasına daha fazla çıkmaya başlarsınız. Buraya kadar anlattığım yöntemler hepsi zaman gerektiren, sabır gerektiren yöntemler. Yani sabırsız olacaksınız, hiç bu işlere bulaşmayın yani. Mesela şu anda 100 bin takipçisi, 200 bin takipçisi olan insanlar hep sabır etmiş, emek vermiş insanlar, zamanına bırakmış insanlar. Onun için şimdi son yöntemimizde hesabınızı nasıl hızlı bir şekilde büyütebileceğinizi söyleyeyim. Bu manuel olarak bir işlem. Mesela sayfanızın kategorisi oyun kategorisi diyelim, mizah kategorisi diyelim. Mizah kategorisine sahip en yüksek gizli olmayan hesaplar, bu arada gizli olmayan hesaba girin. Oradan mesela 1 milyon, 2 milyonluk sayfaya girin. 1 milyonluk, 2 milyonluk sayfaya girdikten sonra son yaptığı paylaşıma girin. Son yaptığı paylaşımın beğenenler bölümünü açın. Beğenenlerin hepsini takip edin. Teker teker, teker teker 10-20 kişiyi takip edin. Daha sonra tekrar takip edin başka sayfalardan. Oyun kategorisi ise oyun kategorisi sayfalarına bakın. Mizah kategorisi ise mizah kategorisi ile alakalı sayfalara bakın. Beğenen kişilere takip isteği göndermemizin temel sebebi ise ilgi duyduğu
koydukları sayfayı aktif olarak takip ediyor olmalarıdır. Yani etkileşime açık olduklarını gösteriyor beğenen kişiler. Yaklaşık 40-50 kişiyi bu şekilde takip edin. Her saat bunu yapın. Daha sonra 50 kişiyi aşarsanız hesabınız takip isteği gönderme engeliyle karşılaşabilir. Bu durumda çok sıkıntı, bayağı can sıkıcı durum yani. Bu yüzden 40-50 kişiyi bir saat içerisinde geçmeyin. 1-2 saat sonra tekrar yapın. Yani zamanınız oldukça insanlara takip isteği gönderin. Takip isteklerini gönderdikten kaç gün sonra takip ettiğiniz insanları takipten çıkartabilirsiniz. İnsanları sayfanıza çıktıktan sonra takip isteklerini kabul edip insanları takipten çıkartın. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Instagram hesabınızı nasıl yükseltebileceğinizi, organik nasıl kasabileceğinizi gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala değilseniz kanalıma abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Önceki videolarımı da göz atabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay. I'm not your friend.